Yalnız benim ayağım hala ağrıyor, bilgin olsun, daha tam geçmiş değil. Tamam tamam, ağlama. Yarışmadan duramıyorsun değil mi? Nasıl izin gidiyor? Yarışacak birini bulamayınca da kendinle yarışıyorsun devam. Aferin, çözmüşsün beni. Hı. O zaman başla. Üç, iki, bir, başla. Kazandın. Mutlu musun? Evet. O zaman ben de evet. Bir daha. Okey. Hay. Bu sefer kazanmana izin vereceğim. Demek izin vereceksin, öyle mi? Sevdiğin kadının elini tuttuğu an kalbinin en hızlı attığı andır. Yıldızlar ne kadar güzel, değil mi? Evet, çok güzel. Sence de benim kolum bayağı uzun değil mi? Bayağı da rahat görünüyor. Yani istersen başını kolumun üstüne koyabilirsin. Yani daha rahat edersin diye söyledim. Tabii ben olsam koyardım. Komik misin? Kim bilir? Ah, biraz acıdı da. Şöyle bir yaklaş. Böyle daha iyi oldu. Çocukken dinlediğimiz masalları hepimiz hatırlarız. Kül kedisi ayakkabıyı giyer. Kurbağa prense dönüşür. Uyuyan güzel bir öpücükle uyanır. Tüm masal kahramanları evvel zaman içinde sonsuza kadar mutlu yaşarlar. Ancak sorun şu ki, masallar ve rüyalar hep öyle kalır. Ama kabuslar, İşte onlar her zaman gerçeğe dönüşür. Thank you.
Ne yapıyorsun? Hiç, öyle bir şeye bakıyordum. Neye bakıyordun? Bir şeye bakıyordum dedim ya, Allah Allah. Sana ne? tamam, sakin ol şampiyon, sakin ol kızma. İstediğin kadar bakabilirsin, sana serbest. Yani şimdi ben tabii sana bir şey de diyemiyorum yani. Kızamıyorum ki, sen de haklısın. Ben olsam ben de bakarım yani. Bakılmayacak gibi miyim Allah aşkına? Allah Allah, bak bak laflara bak. Of ya, şu kolum nasıl ağrıtmış sana acaba? Nasıl uyuştuysa bu kol, bak bak. Yani bu arada kalan kolun hesabını kim verecek acaba Eylül? Benim yüzümden, öyle mi? Kimin yüzünden? Koydun kafana, ağrıdı işte. Uyuştu. Ay amma abarttın ha. 15 dakika bile yatmamışımdır şurada. Yanılıyorsun. Senin için 15 dakika, benim için bir ömür. Ha, o kadar uzun geldi yani. Yine yanılıyorsun Eylül. Keşke hiç bitmeseydin. Böyle sonsuza kadar yatsan gıkım çıkmaz. Hı. Bak telefonuna bak. Çalmadı ya. Şaşırdım zaten. Ne? Çalmış. Esma aramış 5 kere. Niye aramış acaba 5 kere? Klasik Esma paniği işte. Ay, vır 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 başım netini yiyecek şimdi. Ne bakıyorsun? Az önce ne güzel öyle yatıyordun tatlı tatlı, şirin şirin. Uyurken böyle güzeldi. Uyandın ya, hemen başladın huysuzluğa, somurtmaya, hemen söylenmeler başladı. Ama sen ne kadar huysuzluk yaparsan yap, ne kadar söylenirsen söylen. Benim için her zaman tatlı, her zaman şirinsin. Yalnız çarpışan arabalar çok iyi değil miydi? Ha? Etrafında nasıl döndü baba? Basket topunu da attım, arkadan karpuz gibi yakalıyorsun. Sonsuza kadar mutlu yaşadılar sözünü söyleyen her kimse sadece bir kez olsun doğru söylemiş olamaz mı? O masal kahramanları biz olamaz mıyız? Ömür boyu bu gözlere bakamaz mıyım? Bakma bana öyle. Anlarlar. Ne? Bana aşık oldun. Ne saçmalıyorsun sen ya? Ben öyle bir şey mi dedim? Dilinin söylemesine gerek yok. Gözlerin haykırıyor zaten. Bana bak, sen havaya girdin ha. Bir daha seninle parka falan gelirsem 2 olsun. Öyle mi? O organizasyonu yaptık, bitti. Bir dahakine daha yaratıcı olacağım. Söz. Aman iyi ol. Hadi ben kaçtım. İyi geceler prenses. Ali. O numarayı bir kere yerim. Sağ ol. Görüşürüz.
Rüyada mı gezeceğim? Gelin, işte. Ne oluyor ya? Beni bu hale getiren Eylül Erdem bu. Kim bu ya? Ne yapıyorsunuz siz? Burası hastane, çıkar mısınız Eylül Hanım, dışarı? Hasan'ın rızası olmadan kafasını delmişsiniz. Hem de kaldırımda. Yanlış müdahale iddialarını yanıt vereceksiniz? Ya ben yanlış bir şey yapmadım. Ayrıca çeker misiniz şunu ya? Şimdi çıkın dışarı. Evlere saldırıyorsunuz öyle mi? Allah Allah. Pardon, pardon. Ne oluyor burada? Doktorunuz hatalı müdahale yapmış. Ya, bakın arkadaşlar, bakın. Elime bakın. İşte elimi bu hale getiren kadın bu. Ya yalan söyleme be. Ben senin hayatını kurtardım. Böyle mi teşekkür ediyorsun? Tamam Eylül, sakin. Ya sakin falan olamam. Göz göre göre yalan söylüyor. Görmüyor musun ya? Ha, görürsün sen yalancıyı. Yarın dava açmaya gidiyorum Eylül Hanım. Mahkemeye vereceğim ikinizi de. Hastanenizi de davaya vereceğim. Görürsün. Tamam, görüşürüz. Arkadaşlar siz neden duruyorsunuz? Güvenliği çağırsanız Emel, hadi. Hadi. Siz ne düşünüyorsunuz yanlış müdahale hakkında? Arkadaşlar bakın, ortada yanlış bir müdahale yok. Hastanın hayatını kurtarmak için ne gerekiyorsa o yapılmış, tamam mı? Hayat kurtarmak ha? Bu mu hayat kurtarmak? Hayatımı mahvettin be! Hayatımı mahvettin! Dava edeceğim seni! E tamam, git git. Nereye dava açıyorsun? Aç ya. Çık, çık kardeşim. Çık. Oğlum baba. Hadi çık kardeşim. Mahkemede görüşeceğiz Eylül Hanım. Hadi çık kardeşim. Mahkemede görüşeceğiz. Hadi. Burayı. Hadi. Dokunma be! Bağırmayalım, lütfen. Hadi hadi. Saniye. İyi misin? İyi falan değilim. Adam yalan söylüyor. Görmüyor musun ya? Hayatını kurtardım ben onu. Tamam Eylül, biliyorum. Ya orada müdahale edilmesi gerekiyordu. Hatalı bir şey yapmadım ki. Tamam, evet. Sen doğru olanı yaptın. Sıkıntı yok. Sakinleşmeye çalış lütfen. Tamam. Ne haber? İyi misin diye bakmaya geldim. Tekrar tekrar kontrol ediyorum. Hiçbir şey yanlış değil. Hayır, bu adamın bu kolu nasıl bu hale geldi anlamıyorum ya. Ben mi bir şey atlıyorum? Bir bakar mısın şuna? Ver bakayım, ver. Neydi o? Hı? Yok bir şey. Sırası değil. Öyle olsun bakalım. Haklısın, bunda bir hata yok. E nasıl böyle oldu o zaman? Bulacağız nedenini. Ya büyük olasılıkla hastalığın travma sonrası kapıldığı yanlış hisler. Beyin karmaşık bir yapıdır. İnsanı kolayca yanıltabilir. Umarım dediğin gibidir. Bu arada hastalık da yanılgıydı falan konuşunca aklıma geldi. Mehmet bizi sevgili sanıyormuş, biliyor musun? Peki sence bu yanılgı mı yoksa gerçek mi? Sen hastalarına böyle şeyler mi konuşuyorsun? Sen önce benim soruma cevap ver. Efendim Samet? Tamam. Geliyorum. Alıştın tabii o meşhur telefonun çalınca kaçmaya. Şimdi şaşırdın değil mi? Neyse, iyidir iyidir. İlişkilerde yenilik iyidir, heyecan katar. Şöyle ağız tadıyla bir kahve de içemedik ama sorumun cevabını alacağım. Kolay gelsin. Şahane çözmedik bu olayı. Şahane çözmedik bu olayı ya. Şahane çözdük bu olayı. Hocam şahane çözdük. Şahane çözmedik mi hocam? Şahane çözdük. Hocam şahane çözmedik mi? Şahane çözmedik mi? Ne oluyor orada? Samet, indirir misin beni? Hocam
Çok özür dilerim, çok özür dilerim. Ben çok sevinince böyle kendimi kaybediyorum. Çok özür dilerim. Bu kadar sevindiğine göre teşhisi de koydun herhalde. Hocam, Merve'de akustik şok bozukluğu varmış. Eylül hocamla da test ettik. Evet. Merve vücudumdaki her sesi duyabiliyor. Çok daha fazlası hocam. Dışarıdan gelen bütün sesleri Merve kat kat fazla duyuyormuş. Eylül hocam da öyle söyledi. Doğru söylemiş. Nadir görülen ve teşhis edilmesi çok zor bir sendromdur. Hatta 1998 yılına kadar keşfedilmemişti bile. Değil mi Eylül hocam? Evet. Uyuyamamasının, yemek yerken çektiği acının sebebi hep bu. Yani kısaca Merve nevrotik değil. Evet ve çok basit bir ameliyatla kurtulabilecek. Evet, kurtulabilecek. Aferin çocuklar. Tebrik ederim, siz iyi iş başardınız. Neye bakıyorsunuz? Geleyim öpeyim mi teker teker hepinizi? Onu mu istiyorsunuz? Yok hocam, olur mu öyle şey? Hadi, hadi işinizin başına. Gittik. Hadi, 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 hadi. Benim de işlerim var, ben de gideyim hocam. Hadi. Hadi, ben de kaçtım. Şişt. Sen nereye gidiyorsun? Biliyorsun ki ben bugün izinliyim. Biliyorum, izinlisin. Ama bunu yapmadan bırakmam. Farkında değil misin? Biz artık seninle sarılmadan hiç ayrılmıyoruz Eylül. Ya Ali, bırakır mısın? Ali, iyi ki iki kere sarıldık. Alışkanlık oldu sende de ha. Öyle mi? Sen istediğin zaman gelip arkadan belime sarılıyorsun ama. Bir kere şu an hastanedeyiz. Bana engel değil. Bana engel ama. Öyle diyorsun. Peki, gel bakalım o zaman. Aa, gel, gel, gel. Ne yapıyorsun? Ne yapacağım? Sürekli söyleniyorsun biri görecek, biri görecek diye. Ben de işte buraya geldim. Ne yapacağız burada? Bunu? Ne bu şimdi? Ne görüyorsun? Kendimi. Sadece kendini mi? Tamam, seni de görüyorum. Gülümse biraz, gülümse. Gerçekten görmüyor musun? Neyi? Ne kadar yakıştığımızı. Ya sen eskiden akıllı uslu bir adamdın. Ne oluyor sana böyle? Aşk bu aşk. Sevgililer yapar böyle şirinlikler. Bizim neyimiz eksik? Sevgililiğimiz eksik, sevgililiğimiz. Onu da akşam çözüyorum zaten, merak etme. Ne? Vay be. Şu an o telefonun çalması lazımdı, biliyor musun? Hayret, ikimizi de çalmadı. Güzel, ilerleme var. Her şey çok güzel olacak. Akşam arayacağım seni. Deli ya. Bildiğin deli. Çıkmadın aklımdan bir gün. Yüzünü gözümün ucunda. Kendini bir duvar gibi ördün karşıma. Bulursun ararsan hata. Hep ölçer biçersen cefa. Unutulur gidersin kaldırırlar rafa. Hoş geldin.
Ne bakıyorsun? Bir şey mi diyeceksin? Diyeceğim de doğru kelimeleri seçmeye çalışıyorum. Hüseyin. Gerçekten çok güzel olmuşsun prenses. Ama ben senin yanında böyle bayağı spor kaldım. Yok sen rahat ol ya, ben zaten sade bir şey giyecektim ama arkadaşımın düğünü de var. Düğün mü var? Hmm. Evet şey, vakit kaybetmeyeyim buradan sonra da oraya giderim diye. Diyorsun. Güzel, tamam, iyi düşünmüşsün. Beraber gideriz o zaman o düğüne. Olur. Olur. Böyle olmayacak. İlk defa böyle görüyorum. Şu kıyafet konusuna devam etmesek olur mu? Kıyafet konusuna devam etmiyorum. Eylül, ilk defa benim için hazırlanıp dışarı çıktın. Benimle olmak için. Ben ilk kez biriyle böyle bir yemeğe çıkıyorum. Senin ilkin olmak benim için gerçekten çok değerli. Kendimi çok özel hissediyorum. Sen hep özeldin benim için. Hayatıma neler yaptın baksana. Yalnız doktor hanım, taşikardim var benim. Şu anda aşırı dozda mutluluk yüklemesinden ölebilirim, haberin olsun. Hayır, ölmene izin veremem Ali Asaf Denizoğlu. Yoksa sohbetle mi doyacağız? Ne güzel devam ediyordun. Ne güzel konuşuyordun. Ne güzel dinliyordum seni. Olur mu Eylül? Hemen kaçar. Eğer konu Eylül'se ya kaçar ya susar. Neyse. Şimdi bu davetin sahibi ben olduğum için kuralları da ben koyuyorum. Oo, geliyor bombalar. Neymiş o kurallar? Bir, hastaneden gelen aramalar haricinde hiçbir aramaya cevap vermek yok. İki, hiçbir muhabbetten, hiçbir sohbetten kaçmak yok. Üç, hiçbir soruyu cevapsız bırakmak yok Eylül. Güzel, anlaştığımıza göre başlayabiliriz o zaman. Etimiz var. Sosundan da alırım. Acı hardalla tatlıyı karıştırdım. Kendime büyük parça alıp sana küçük vermek hiç.